Da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biliyorum çok yoğun bir diplomasi içerisindesiniz. Bir taraftan milli takım, diğer taraftan kulüpler birliği toplantısı, ilaveten seyahatler. Hakikaten yoğun bir trafik içindesiniz. Bunu biliyorum Sayın Başkan. Gerçi açıklamada yaptınız ama biraz daha detaylandıralım. Şimdi transfer sezonu başlamadan önce limitler açıklanacak. Bu tamam. Ama bugünün öznesi kulüplerin yabancı sayısıyla alakalı olan düşünceleri ve sizin de kulüplere olan pozitif yaklaşımınız. Buyurun efendim. Öncelikle yabancı olayıyla bir başlayalım. Daha doğrusu sayısıyla. Şimdi tabii yabancı sayısı bugünün konusu değil. Ta bir yıl evvelin konusu. 2020-21 sezonu başlarken bu kararımızı almıştık bizim federasyon yönetim kurulu olarak. Fakat bütün kulüpler bir araya geldiler. Hatta o toplantıda spor bakanımız da vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu da vardı. Onların huzurunda bu kararımızın pandemi dolayısıyla bir yıl ertelenmesini istediler. Biz de yönetim kurulu olarak bunu değerlendirdik. Hakikaten pandemiden çıkış dönemiydi. Ve pandeminin artık biteceğini tahmin ediyorduk. Ve bu şekilde kararımızı bir yıl erteledik. Yeni alınmış bir yönetim kurulu kararı değil. Bir yıl evvel mi alınmış bir karar. Bugün onu uygulamaya koyuyoruz. Takımlar çeşitli sezon içinde yapmış olduğumuz toplantıda, kulüpler birliği toplantılarında hepsine defalarca bu kararımız yürürlüktedir. Bunu uygulayacağız dedik. Euro'nun ne kadar arttığı belli. Yabancı futbolcularının Türkiye'deki Türk futboluna maliyetleri ortada. Kulüplerimizin yapılandırma içerisinde olduğunu da hep birlikte bilmekteyiz. Bankalarla anlaşmalar yapılmış. Bunların kredi anlaşmasında çeşitli maddeler var. Bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. Ama 11 oyuncuda 11'i de yabancı olup sahaya çıkan çok oyuncular, çok takımlar var. Ve bir hesap yaptık. Yani 2020-21 sezonunda Süper Lig takımları 7,12 yabancı ile oynamışlar. Ve gördük ki yani 8 rakamının altında yani neredeyse 7 yabancı ortalamayla oynamışlar. Biz de bunları ve geçen seneki yönetim kurulu kararımızı uygulamaya koyup sahada ancak 8 yabancı ile oynayabilirsiniz diye karar aldık. Evet. Buna şimdi itiraz ediyorlar. Ettiler bugün gayet ölçülü bir şekilde. Neden buna itiraz ettiklerini ifade ettiler. Ama biz Türk oyuncularının Süper Lig'deki takımlarda daha çok görev almasını istiyoruz. Bunun için bu kararımıza itiraz ettiler. Bir daha değerlendirmemizi istediler. Tekrar yönetim kuruluna bu kararı değerlendireceğiz. Ama bizim görüşümüz 8 yabancı ile ancak sahada olarak takımlarımızın devam etmesini istiyoruz. Yönetim kurulunda bir karar alınacak değil mi bu noktada Sayın Başkan? Yönetim kurulunda bir daha danışacağız. Acaba bu kararımıza bir değişiklik yapalım mı yapmayalım mı diye. Ama zaten alınmış bir karardı bu. Bir yıl evvelden bütün takımlar bunu biliyordu. Planlamalarını buna göre yapmaları lazımdı. Transfer şeylerini, transfer politikalarını buna göre yönlendirmeleri lazımdı. Ama bakıyorum bugün daha transfer sezonu başlamadan birçok kulübümüz birçok Türk oyuncuyla anlaşarak zaten hazırlık yaptıklarını göstermekteler. Ve bizim de inşallah bakacağız, değerlendireceğiz. Ona göre uygun kararımızı vereceğiz. Yani prensipte hani çok da soğuk yaklaşmıyoruz. Neticede kulüplerin bir talebi oldu. Siz de kulüplerin en üstündeki makam olarak elbette kulüplere federasyon olarak pozitif yaklaşma noktasında hemfikirsiniz. Bunu zaten biliyoruz. Yani sıcak mısınız peki? Yani kararı... Hayır, ben bir şey söyleyemem bu konuda. Yani sıcak mıyız, soğuk muyuz? İyi yaklaşım, olumlu bakar mıyız, bakmaz mıyız? Bu ancak bizim değerlendirmemiz sonucunda, geniş bir değerlendirmenin sonucunda kulüplerin mali yapılarını da düşünerek ancak verebileceğimiz bir karar. Çünkü ikinci madde, çok üzerinde konuştuğumuz maddelerden bir tanesi takım harcama limitleri. Yani, takım harcama limitlerinin de bununla ilişkisi var. Yani
Üçte bir olarak yansıyordu. Tabii yani artık 600 bin, 700 bin euro oynayan bir futbolcunun bir takıma maliyeti neredeyse 7 milyon TL'yi geçmektedir. Halbuki bence kendi altyapılarından yetişmiş veya diğer kulüplerin altyapılarından yetişmiş birçok oyuncuya fırsat verebiliriz. İşte Galatasaray'da oynayan iki tane oyuncu, Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncu, bunların isimleri Rıdvan, işte Halil, Kerem, bugün A milli futbol takımı kadrosunda İtalya'daki maçlar için kampta bulunmaktalar. İnşallah 26 kişilik kadronun içinde yer aldılar. İnşallah 11'de de Türk milli takımının 11'inde de görev alacaklar. İşte biz böyle istiyoruz. Bu Rıdvan'ın yetişmesini, Halil'in yetişmesini, Kerem'in yetişmesini istiyoruz. Sayın Başkan, budur. Sayın Başkan, pek tabii güzel de konuştunuz hakikaten. Bizim kendi oyuncularımızın parlaması lazım. Bu noktada doğru şeyler söylüyorsunuz. Bir başka sorun da şu efendim, müsaadeniz hayır, varsa. Hayır, başka bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bir altın ordu modeli var. Bir altın ordu modeli var. Altın ordu, birinci ligde 5 tane yabancı futbolcu oynatma hakkı olmasına rağmen hiçbir yabancı hakkı kullanmadı. Ve Süper Lig'e yükselmek için playoff oynadı. Altay'la 1-0 kaybederek Süper Lig'e gelme şansını belki önümüzdeki yıllara taşıdı. Bu bizler için çok önemli bir örnek. Türkiye'de futbolcu var, altyapıdan yetişen oyuncular var. Yeter ki bunlara Süper Lig takımlarımız, işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe böyle genç oyuncuları dönem dönem devreye sokuyorlar. Trabzonspor habire futbolcu yetiştiriyor, yerli futbolcular. Sayın Başkan, biz bunların devam etmesini istiyoruz. Sayın Başkan, özür dilerim araya gireceğim ama şunu sormak istiyorum. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ağaoğlu limitlerde federasyonumuzdan esneklik yardım bekliyoruz şeklinde bir açıklamaları oldu. Evet. Bu konuda bugünkü toplantıda bir adım atıldı mı? Hayır, bizim zaten bir çalışmamız vardı, kendilerine sunduk. Biliyoruz ki neredeyse 1,5 sezondur pandemi dolayısıyla kulüplerimiz seyirci hasılatlarından, loca gelirlerinden, göğüs reklamlarından, saha içi reklamlarından gerçekten mahrum kaldılar. Dolayısıyla takım harcama limitlerini hesaplarken bu olmayan gelirlerini, 2018-19'daki gelirlerini bu yıla eskale ederek enflasyon oranında sanki geçen sene sahada seyirci varmış ve bu gelirleri varmış gibi planlayarak takım harcama limitlerini yeniden ayarlamak istiyoruz. Başka bir konu var. Döviz çok yükseldi hepimizin bildiği gibi. Bunu da şöyle yapacağız. Geçen yıl döviz ortalamasını baz alarak bunu bu yılki rakamlarla değerlendireceğiz. Aynı şekilde takım harcama limitlerimiz biliyorsunuz bu sene 0 olacaktı. Bunu da acaba %15 ile yürütebilir miyiz? 20 ile yürütebilir miyiz? Onun da bu çalışmalarını yapıyor arkadaşlarımız ve en kısa zamanda da bunu neticelendirip takım harcama limitlerini her takım için açıklayacağız. Şimdi Mehmet Ayan ve Gürcan Bilgiç'in de muhtemelen sorular olacak ama ben son sorumu sormak istiyorum. Gerçi siz açıkladınız ama yayıncı kuruluşun son taksitleri ödemediği şeklinde ifadeniz var. Gelecek sezon içinde alacağımız bir başka karar da sözleşmeye göre belli dediniz. Bu noktada bir hukuki işlem başlatacağız açıklamanızda mevcut. Bizim sözleşmemizde ne yazıyorsa, yani yayıncı kuruluşla Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki sözleşmemin şartlarını kim yerine getirmiyorsa o yönde hukuki yollarına yürümek arzusundayız ve yürüyoruz. Ve biz 2 milyar 650 milyon liraya anlaşmıştık. Son taksite kadar ödediler. Son taksit 21 Mayıs'taydı. 15 gün sözleşmeye göre geç ödeme hakkı vardı. Bugün itibariyle o süre doldu. Fakat yayıncı kuruluş son taksit olan 292 milyon Türk lirası ve KDV'yi şu anda bizim Türkiye Futbol Federasyonu'na yollamadı, ödemedi. Bununla ilgili de biz kulüplerimizin haklarını da yanımızda tutarak gerekli sözleşmedeki hukuki maddeleri yürütüyoruz. Burada bununla ilgili söyleyeceğim
Söz de bu kadar. Gürcan abinin belki bir sorusu vardır Sayın Başkan. Çok da vaktinizi almayın. Biliyorum şu anda yoldasınız, seyahat ediyorsunuz. Gürcan abi var mı sorunuz? Var var. Nihat abi bu 8 artı 3, 7 artı 4, 6 artı 5 kademeli olarak yabancı sayısının azaltılması. Bu kriterleri oluştururken kulüplere veya teknik direktörlere danışıldı mı? Yani bu kriterler nasıl oluştu? Bir onu soracağım size. Valla bunu bakın, bak Gürcan kardeşim. Bunu bir yıla biraz evvel de konuşmamda söyledim. Bu bugünün konusu değil. Yok yok. Bir yıl evvel alınmıştı ve bu da... Hayır, ben neden aldınız da niye iki değil de üç? Mesela var mı bir kriter? Hayır. Ya bir daha bir şey söyleyeyim. Birçok takım 11 yabancıyla sahaya çıkıyordu. Hem de bunu defalarca tekrar eden takımlar var. Peki bunu kısıtlamak yerine yerli oyuncu, Türk oyuncu oynatmayı özendirmek daha doğru olmaz mıydı Sayın Başkan? Biz yerli oyuncu oynatana da ayrıca teşvikler vereceğiz. Milli takıma oyuncu veren kulüplere maddi destekler vereceğiz. Bunlar hepsi bu projenin birer parçası. Ama biz bu yabancı sayısında artık eskisi gibi 11 tane yabancı çıkarak Türk oyuncularının, Türk futbolcularının yerlerine yurt dışından getirilen oyuncularla ikame edilmesini, yani onların yerine konmasına karşıyız. Biz Türk sporcularının, Türk futbolcularının takımlarında daha çok yer almasını istiyoruz. Bununla ilgili de önemli teşvik tedbirlerimiz var. Maddi olarak bütün bunları da yerine koyacağız. Peki bunun Süper Lig rekabetine olumlu yansıyacağını nasıl düşünüyorsunuz? Mesela bu mesela bu 14 yabancı bakın, 14 yabancı kuralından sonra bir şeyi denemeden bakın bir şeyi denemeden denendi bu ne Sayın Başkan. Olduğunu kestirmek önemli değil. Nihat abi denendi bu. Hayır, yani daha önce biliyorsunuz. Nerede denendi? 14 tane yabancının 8 tanesi sahada oynanacak ne zaman denendi? Hayır, 8 artı 3 de 6 artı 5 de bunlar da denendi. Denendi. O zaman da Sayın Fatih Terim'in futbol direktörü olduğu zaman bu bizim yönetime getirildi o zaman. Biz serbest bırakalım. Bakalım ne olacak diye düşünüldü. Ve bu 3 senedir, 4 senedir uygulanıyor. Evet. Şimdi biz bunun gördük ki kulüplerimiz tarafından bu konuda Türk futboluna, Türk futbolcusuna gerekli yerleri açayım, bunlara gerekli şanslar vermeyi hep kulak arkası ettiler. Yabancı futbolcu getirelim oynayalım, kiralık getirelim, şunu yapalım, hiç altyapıya önem vermeyelim gibi düşünceler var. Onun için biz bu kararı aldık ve bunu da uygulamaya çalıştık. Nihat abi, yani Alman kulüpleri bunu yapmıyor çünkü Alman Federasyonu belki izin vermiyor. Bir Almanya i̇şte seviyesine gelelim de. Hayır, Fransa yapmıyor. Yani burada federasyon olarak daha zorlayıcı tedbirler, daha sert kurallar koysanız ama aynı özgürlüğü devam ettirseniz daha mantıklı olmaz mıydı? Bakın, Almanya'da Avrupa Birliği futbolcularına ancak sınırlama yok. 5 tane Türk futbolcusu oynatabiliyor musunuz Almanya'da? Fark etmiyor sonuçta. Ama 5 tane yani. Senegal'den, 5 tane Kamerun'dan oynatabiliyorsunuz Türkiye'de. Doğru. Ya Almanya'nın hele bir ekonomik seviyesine gelelim. Takımlarımız o seviyeye gelsin. Takım harcama limitleri o seviyeye gelsin. Gerekeni yapalım. Peki. Mehmet Ayhan'ın da bir sorusu var Sayın Başkan. Sayın Başkan, diğer konuları değil, ben merak ettiğim bir konuyu soracağım. İlla ki o konularda inşallah kulüplerimiz ve federasyon ortak bir yolu bulurlar. Roma'ya ya da bakıyor Sayın Cumhurbaşkanı, geliyor mu ajandasında, var mı milli takım maçlarına gelmek, onu merak ediyorum. Evet, bildiğim kadarıyla Roma'ya gelemiyor. Çok yoğun bir mesaisi var. Ama 16 Haziran'da oynayacağımız, Bakü'de oynayacağımız Galler maçına Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecektir. Biz de dört gözle bekliyoruz. Oyuncularıma, bizlere moral versin diye, destek versin diye. İnşallah 16'sındaki maçta orada olacağını şu anda bize bildirdiler. Ama 20'sindeki maçta ise yine olamıyor. Çünkü Türkiye'de Antalya'da yapılacak çok önemli bir toplantıda bulunacakmış. Onun için sadece 16'sındaki Galler maçımızı Sayın Cumhurbaşkanımız izleyecek. İnşallah da orada da Sayın Cumhurbaşkanımıza iyi bir futbol oynayarak hepimizin yüzünü güldüren bir sonuç almaya çalışacağız. Sayın Başkan, Allah utandırmasın İtalya maçı öncesinde. Allah bize yardım etsin.
gerçekten İtalya çok güçlü bir takım. 27 maçtır yenilmemiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'na gelirken grubundaki 10 maçın tamamını kazanıp 30 puan yapmış bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Ama biz çocuklarımıza güveniyoruz. Sayın Şenol Güneş'imize güveniyoruz. İnşallah dualarımızla kulübü takımımızın yanında olacak. İnşallah futbol şansı da bizim yanımızda olursa iyi bir netice çıkarmak için elimizden geleni yapacaklarına da inanıyoruz. Peki Sayın Başkan, çok teşekkürler katıldınız yayınımıza. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Çok sağ olun.